Masmavi Mutfak'a hoş geldiniz. Bugün sizlere çok uzun zamandır benden istediğiniz tam kıvamında, rengiyle, lezzetiyle irmik helvası tarifim var. Sevgili arkadaşlarım, çok farklı birkaç püf noktasına dikkat ederseniz mükemmel irmik helvası yapabilirsiniz. Hemen şöyle sizlere bir gösteriyorum detaylıca ve tüm ayrıntılarıyla tarifime başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimize ilk olarak şerbetimizi hazırlayarak başlayalım. Şerbetimiz kaynatılmıyor, hemen belirteyim. 1 su bardağı şeker, 2 su bardağı su, 1 tane limon kabuğu ve birazcık da limon suyu sıkalım. Şerbetimizi şöyle güzelce bir karıştıralım, hazırlayalım. Yani hiç kaynatmıyoruz. Sadece kenara aldığınızda limon suyunu sıktım, karıştırdım. Kenara aldığınızda şöyle birazcık arada bir karıştırırsanız şekeri havalandırmış ve daha çabuk erimesini sağlamış olursunuz. Şerbetimiz hazır. Helvamızı yapmaya başlayalım. Helvamız için yüksekçe bir tencere kullanmanızı tavsiye ederim. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 100 gram tereyağı tenceremize alalım. Eridikten sonra 2 veya 3 yemek kaşığı kadar fıstık. Ben Antep fıstığı kullandım. Ama istediğiniz bir fıstığı kullanabilirsiniz veya hiç kullanmasanız da olur. Hemen fıstığı ekledikten sonra bir su bardağı da irmiğimizi ekleyip kavurma işlemine başlayalım. Ben bu kavurma işlemini sizler için etap etap kaydettim. Yani her şeklini, her dönüşümünü görmeniz için orta derecede 15 dakika sürekli karıştırarak kavurmaya başladım. İlk başta böyle köpük köpük bir kıvam alıyor. Gayet normaldir. Siz güzelce karıştırmaya devam edin. Bu arada ocak dereceniz çok önemli. 15 dakikanın altına inmesin kavurma süreniz. Minimum 15 dakika diyorum. Orta derecede. Bakın sevgili arkadaşlarım. Rengi hafif dönmeye başladı. Burada renginin nasıl olması gerektiğine yine siz karar verin. Tamamen size bağlıdır. Bence şöyle kahverengi bir kavrulmuş irmik çok şahane duruyor. Ve tam kıvamına şu anda kavurarak 15 dakika sonra getirdim. Fıstıkları da irmikle birlikte eklediğimiz için onlar da birlikte kavrulmuş oldu. Bakın tam bu aşamada 15 dakika sonra çeyrek su bardağı şekeri ilave edelim. Onu da 5 dakika kavuralım. Şekeri eklememizin sebebi bu aşamada karamelize olması. Yani şeker hafif karamelize oluyor. Dolayısıyla hem fıstığa hem helvanıza çok güzel bir renk geliyor. Hem de o karamelin arka plandaki çok güzel aromasını helvanızda hissediyorsunuz. Gerçekten muhteşem oluyor. Şekeri ekledim. 5 dakikada şekerli güzelce karamelize ettim. Bakın dumanlar çıkmaya başlamış. Çok güzel karamelize oldu. Hemen tencereyi kenara alalım. Ve daha önce hazırlamış olduğumuz şerbetimizi İyice bir karıştırıp komple döküyoruz. Ama tencerenizi mutlaka kenara alın. Döktüğünüz anda sıçrayabilir. Ocakta bırakmayın lütfen. Şimdi göstereceğim size. Şekeri ekledikten sonra karamel yaptığımız için bariz bir şekilde görüyorsunuz. irmik şu anda karamelize olmuş şekerle sertleşti. Gayet normaldir. Şimdi tekrar ocağa alıyorum ve şöyle bir karıştırıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra ocağımızın altını Orta dereceye kısıp 10 dakika kaynamaya bırakıyoruz. Şöyle bir karıştırdım kabaca ve kaynamaya bıraktım. Kaynamaya başlayınca ocağın altını bir orta dereceye bir üstüne de kısabilirsiniz ama yüksek derecede kaynatmayın. Çünkü böyle göz göz kaynarken çok sıçrayabilir. Orta derecede e, usul usul kaynamaya bırakalım. Tam 10 dakika kaynattım. Şimdi size gösteriyorum. Bakın muazzam bir şekilde şerbetini çekmeye başlamış. Rengini görüyorsunuz. Şahane duruyor. İstediğiniz kıvamda yine burada sizin zevkinize kalmıştır. Kim arkadaşlarım daha sıvı bir irmik helvası seviyor. Kimi daha katı seviyor. Sıvı seviyorsanız bu aşamada indirin. Yok diyorsanız ben birazcık daha katı kıvamlı istiyorum. Tekrar güzelce bir karıştırın. O kaynadıkça şerbetini çekip kıvamını istediğiniz orana göre alıyor. Tam da bu aşamada isterseniz tabii ki bu da size kalmış bir istektir. Yarım su bardağından biraz az süt ilave ederek irmik helvanızı bitirebilirsiniz. Veya süt eklemeden hemen bu aşamada da kenara alabilirsiniz. Bu bu da yine size kalmıştır. Süt eklememin sebebi şekerin o ağır şeker tadını biraz kırıyor ve yumuşatıyor ve helvamızın rengine de şöyle bir açık bir renk katarak bitiriyoruz. Çok da güzel lezzet veriyor süt süt ekledim. 1-2 dakikada sütün şöyle helvayı çekmesi için karıştırdım. Şu an tam istediğimiz kıvama geldi. Bu arada keşke YouTube'da böyle kokuların da gittiği bir sistem olsa. İnanın ki muazzam bir kokusu oluyor yaptığınız an bütün ev. Helvamız bitti. Şimdi yüzeyine kağıt havluyu kapatıp tenceremizin kapağını da kapatıyoruz ve dinlenmeye bırakıyoruz. 20 dakika varsa vaktiniz 1 saat. Helvamız dinlenirken ben de dekore etmek için kırılmış ceviz, antep fıstığı ve kurutulmuş gül tomurcuklarını masaya hazırladım. Servis tabakları kullanacağım helvayı formlarım hazır ve helva tam 20 dakika dinlendirdim ben ama tabii ki vaktiniz varsa az önce belirttiğim gibi 1 saat dinlendirirseniz de harika olur. 20 dakika sonra bile o kadar güzel kendine gelmişti ki bakar mısınız? Hem rengi hem görünüm o fıstıklarda karamelin o güzel rengini çekmiş, şahane bir kıvamı vardı. Bakın, iyi bir helva da şöyle kaşığı aldığınızda bu şekilde olur ama kaşıkla açtığınızda da helvanın o kendine has görünümünü alması gerekli. Yani hamur gibi değil de bildiğimiz helva gibi olmalı. Ben servis yapmak için Türkiye'den almış olduğum bu tarz ölçeklerim var. Bunu da pazardan almıştım. 3-4 TL mi 5 TL hatırlamıyorum. Çok işime yarıyor, çok kullanıyorum. Büyüklü küçüklü birçok etap e, birçok olduğu için bu ölçeklerin hem büyükten hem küçükten e, hepsinden yaparak ters çevirerek servis tabağına aldım. Tabii ben bu arada çalışırken siz de helvanın kıvamını detaylı olarak görüyorsunuz. Aynı zamanda hala buhar çıkıyor. Çünkü 20 dakika önce ocaktan indirmiştim. Bir de minicikle porsiyonluk olarak yaparak bitirdim. Helvalarınızın dekoru tamamen size kalmıştır. Evde ne varsa ben helvaların üzerine biraz kırılmış ceviz serptim. Daha sonra da bir tane kurutulmuş gül tomurcuğuyla dekora yaparak bitirdim. Çok soruyorsunuz bu arada hemen belirteyim. Ben bu gülleri Türkiye'den getiriyorum. Haberiniz olsun çünkü birçok arkadaşım Almanya'dan soruyorlar. Ve helvalarımız sunum için hazırlandı. Şöyle bir yakın çekimle de sizlere göstereyim. Ben bunu sanki bir sanat eseri gibi videoya kaydetmişim ama yani irmik helvası, bildiğimiz irmik helvası ve doku testine geçiyorum. Henüz helva yapalı tam yarım saat oldu diyebilirim. Görüntüsünden zaten o kıvamını görüyorsunuz. E, çok güzel bir kıvamı var. Karamelize yaptığımız için, daha sonra bir de süt eklediğimiz için çok güzel bir kombinasyon oluyor. İyi bir helva, yani iyi bir irmik helvası. Çatalınızda kısır gibi dağılmamalı veya hamur gibi de e, hamur olmamalı. Görmüş olduğunuz gibi kestiğinizde arasındaki o kayganları görmeniz lazım. Aynı zamanda da bir irmik helvası olduğu belli olması lazım. Hatta bu çekimde ışığın yansımasını almışım çok daha detaylı görebiliyorsunuz. Çok lezzetli, çok güzel bir tariftir. Tarifi birebir uygulayın lütfen. Aileniz kalabalıksa ölçüleri birebir ikiye artırabilirsiniz. Bugün sizlere çok istediğiniz irmik helvası tarifi hazırladım. Bütün detayları elimden geldiğince anlatarak e, anlatmaya çalıştım. Videomun sonunda irmik helvayı bir de bir gün sonraki kıvamını sizler için kaydettim. Ben bu sunumları sadece sizler için hazırlıyorum. Daha sonra buzdolabına kaldırırken tabii ki yer almaması için buzdolabında farklı bir kaseye boşaltıyorum. Bu görmüş olduğunuz sadece sizlere özel hazırlanmış bir sunumdur. Biraz sonra bir gün sonraki irmik helvanın kıvamını da sizlere kaydettim. İsterseniz izleyebilirsiniz. Şimdiden yapacak, yiyecek tüm arkadaşlarıma afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.